Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün Başlıyor'un dördüncü ve son saatiyle karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Van Gölü'nde yaşanan dram, Türkiye büyük bir sessizlik içinde izliyor o yaşanan dramı. Erhan Keleşoğlu, Göçmen Dayanışma Ağı'ndan değerli bir akademisyen dostumuz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Göçmen Dayanışma Derneği'nde proje koordinatörüyüm. Evet. Dayanışma ağı değil yani, dernek. Öyle mi? Evet, tamam. Doğrudur. Tamam. Peki, o zaman şuradan başlayalım. Van Gölü birden Ege Denizi gibi oldu. Oysa iki ucu da Türkiye. Üstelik de iki ucunda bir ucundan bir ucuna seyahat edip sağ salim çıktığınızda gene Türkiye'nin doğusunda kalacaksınız. Neden böyle bir şey yaşanıyor orada ve bunun sebebi müsebbibi kimler? Evet. Şöyle söyleyelim. Şimdi özellikle 2010'lardan itibaren doğudan, Türkiye'nin doğusundan şeye doğru, batıya doğru göç artışına biz şahitlik ediyoruz. Bu katlanarak artıyor. Özellikle Afganistanlı göçmenler bu artışta önemli rol oynuyorlar. Biliyorsunuz Afganistan çok uzun senelerdir savaş yaşayan bir ülke ve ekonomik sıkıntılarla birlikte ağırlaşan hayat şartları Afganlı nüfusu batıya doğru itiyor, yönlendiriyor. Özellikle Afgan gençlerinin Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğru göçüne şahitlik ediyoruz. Yani bir yeni göç otobanı ortaya çıktı diyebiliriz. Ve bu göçün artışıyla birlikte, yoğunlaşmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin göçü sınırlandırmaya yönelik hamlelerine de özellikle son iki senedir tanıklık ediyoruz. Tam da işte buna istinaden göç yollarında işte bir kolaylaştırıcı unsur olarak Van Gölü kullanılmaya başlandı. Yani o yollardaki şeyleri, denetimleri atlatmak için göçmenleri simsarlar Van Gölü üzerinden taşımaya başladılar. Anlaşılan o bir kolaylık getiriyor. Yani denetimlerden kaçmak için ve kolaylıkla Türkiye'nin batısına ve mümkünse Türkiye'den de daha batıya, Avrupa'ya doğru yolculuğa çıkmak için böyle bir güzergah kullanılmaya başlanmış ve tabii çok ciddi tehlikeler içeren bir güzergah bu. Birçok defa tabii biz göç alanında çalışanlar bunları çok iyi biliyoruz ama basına da yansıdı ama halkımız ne yazık ki Türkiye toplumu yeterince duyarlılık göstermiyor bu alanda. Kış şartlarında donarak hayatını kaybeden sınırda, İran sınırında insanların bedenleri ancak karlar eridikten sonra bulundu. Onlarca böyle beden bulundu ama ne yazık ki Türkiye'nin bu sıcak gündemine, kendi dertleriyle hemhal olmuş gündemine girmeyi başaramadı göçmenler. Evet. Peki bu göçmen akışı son çözümlemede hiç böyle yapılmış araştırma var mı? Evet, siz şimdi Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'den de geçerseniz gideceğiniz son yer neresi diye. Çünkü Yunanistan'ı da kalıcı bir yer olarak görmüyorlar. Gidecekleri son ülke hakkında fikir edinebilmiş miyiz? Var mı elimizde bu yönde bilgiler? Nereye gitmek istiyorlar? Hangi Avrupa ülkesine? Yani net bir elimizde veri yok ama kişisel gözlemlerime dayanarak ve sahadaki yine meslektaşların gözlemlerine dayanarak
Kuzey Avrupa ülkelerinin tercih edildiğini söyleyebilirim. Çünkü bunlar sosyal devletler ve yine ekonomisi iyi durumda olan ülkeler. Yani Güney Avrupa'dan ziyade Kuzey Avrupa'ya yöneldiklerini, İskandinavya'ya, Almanya'ya yöneldiklerini, Hollanda'ya yöneldiklerini söyleyebiliriz. Evet. Peki bir de şöyle bir şey var. Mesela bu insan kaçakçılarına çok ciddi miktarda paralar ödendiğini biliyoruz. Yani işte 5000 dolar gibi falan başlıyor. Yani telaffuz edilmesi geldiği ülkede bir servet değerinde, bir de bir aile olduğunu düşünürsek 3 kişi 4 kişi aynı aileden 15 bin 20 bin dolar gibi bir para kendi ülkelerinde yeni bir hayat kuracak kadar meblağ ediyor o paralar. Onların izahı var mı acaba? Nasıl bunu topluyorlar, nasıl yapıyorlar ve bunların sonuçları üzerinden özellikle varılamayan hedefler nedeniyle bir caydırıcılık oluşuyor mu? Bütçesi yüksek, tehlikesi çok fazla ve sonu da ölüm. Valla şöyle söyleyeyim. Şimdi bu asıl olarak umuda yolculuk. Umut ediyor bu insanlar. Yani yeni bir hayat arzuluyorlar. Barış içerisinde, savaşın olmadığı, çocuklarının refah içerisinde hayatlarını sürdüreceği, eğitim alabileceği yeni bir gelecek umut ediyorlar. Ve birazcık da bu manada gemileri yakarak ilerliyorlar. Yani Afganistan'daki diyelim bir Afganlı mülteci üzerinden konuşacak olursak varını yoğunu satarak yeni bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk umuda yolculuk. Ve bu yolculuk sırasında da bütün riskleri bu manada göze alıyor. Çünkü şöyle bir ön kabulleri var. Eğer biz burada kalmaya devam edersek, yani kendi ülkemizde kalmaya devam edersek geleceğimiz olmayacak. Çocuklarımız sürekli bir ölüm tehdidi içerisinde yaşayacaklar. Gidelim en azından bir şansımızı deneyelim. Bu yolda hayatımızı kaybedersek de en azından şansımızı denemiş oluruz gibi bir bakış açısına sahipler. Özellikle tabii burada gençlerin çok önde geldiğini, genç ve erkek bir nüfusun öne çıktığını söyleyebilirim. Yani ailelerin içerisinde işte hayatını kazanabilecek, ekmek kazanabilecek, ekmek getirebilecek, eğer ulaşabilirlerse menzile, yani Avrupa'ya ulaşabilirlerse ülkede kalan aile bireylerine bakabilecek gençlerin önce yola çıktığını görüyoruz. Tabii aileler de yok değil. Aileler de onlara eşlik ediyorlar ama özellikle tabii şey sırasında, Mart ayında yaşanan Yunanistan sınırında yaşanan krizde de biz bunu gözlemledik. Oradaki mülteci nüfusunun ezici çoğunluğu gençlerden oluşuyordu. Özellikle genç erkeklerden oluşuyordu. Aileler azınlıktaydı. Ve yine Yunanistan sınırına dayanan bu mülteci ve göçmen kitlesinin önemli bir kesimini de Afganlılar oluşturuyordu. Yine yanlış bir algı var Türkiye'de o mülteci krizine ilişkin. Yani Mart ayında yaşanan mülteci krizine ilişkin Suriyeliler azınlıktaydı. Yani %10 civarında Suriyeli olduğunu söyleyebilirim. Orada bizzat bulundum. Orada gözlemlerime dayanarak bunu söylüyorum. Evet. Bunun nedeni tabii hiçbir korumanın, hukuki anlamda korumanın olmaması. Bu insanlar statüye sahip değiller. Hukuki statüleri yok. Hiçbir haktan yararlanamıyorlar. Eğitim hakkından yararlanamıyorlar. Sağlık hakkından yararlanamıyorlar.
Dolayısıyla bu güvencesizlik hali içerisinde şanslarını denemek istiyorlar ve ne yazık ki bu yolda da birçok insan hayatını kaybediyor. Peki, Türkiye şimdi dışarıdan bakıldığında en çok mülteci barındıran ülke ama Türkiye galiba bu konuda yasal düzenlemeleri tamamlamış bir ülke gibi durmuyor. Türkiye'nin mülteci kabul eden bir ülke olup olmadığı konusunda biraz bilgi verir misiniz? Yani Türkiye'ye gelenler tabii mülteci statüsünü kazanıyorlar mı? Türkiye'ye gelenler mülteci statüsünü kazanamıyor. Ezici çoğunluğu kazanamıyor. Çünkü mülteci Türkiye hukukuna göre mülteci statüsü alabilmesi için bir kişinin Avrupa'dan gelmesi gerekiyor. Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne çekince koydu. Sadece ve sadece Avrupa'dan gelen mültecilere statü vereceğini açıkladı. Bu hakkı tanıdı. Dolayısıyla Türkiye'de şu an bulunan ve mülteci olarak bakılan insanların büyük bir kısmı, ezici çoğunluğu, şöyle söyleyelim, Türkiye'de şu anda geçici koruma kapsamında 3 milyon 600 bin Suriyeli var ve yaklaşık 350 bin civarında da uluslararası koruma kapsamında farklı milliyetlerden, Suriyeli olmayan milliyetlerden göçmen bulunuyor, mülteci bulunuyor. Yaklaşık 4 milyon insandan bahsediyoruz ama mülteci haklarını verdiği insan sayısı 100 kadar Türkiye'nin. Bakın 100. 100. Yani 100. İnanılmaz. Evet, 100. 100 civarında. Evet. Tam sayıyı şu an söyleyebilirim ama o civarında. Evet. İnanılmaz bir şey. Evet, bu konuda tabii bilgilerimiz vardı ama bu kadar çarpıcı olduğunu tahmin etmiyorduk doğrusunu isterseniz. Gene en azından şöyle bir 100 binli falan bulan bir mülteci statüsü kazanmış insan olduğunu düşünüyorduk. Burada iş yapanlar, bayağı yanında işçi çalıştıran göçmenler var Türkiye'de ve onların statüsü yok yani. Nasıl iş yapabiliyorlar? Şimdi bu bir ara statü. Şimdi statüsüz diyemeyiz. Şimdi bir yanlış anlama varsa onu düzelteyim. Yani 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin tanımış olduğu haklar bağlamında, iltica hakları bağlamında mültecilik statüsünden bahsettim biraz önce. Bu 100 onu işaret ediyor. Şimdi bir ara statü tanımladı. Yani Türkiye hukuki düzenlemelerle uluslararası koruma ve geçici koruma, özellikle Suriye'ye yönelik geçici koruma yönetmeliğiyle beraber bir ara statü tanımladı. Şöyle anlatalım izleyicilerimize. Yani mülteciden kastımız, mültecilik statüsünden kastımız, oy kullanma dışında bir vatandaşın sahip olduğu tüm haklara sahip olması insanın. Şimdi o manada mültecilik yok Türkiye'de ve yok denecek kadar az. Diğer ara statüler var. Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kişiler kayıtlı oldukları illerde belli haklardan yararlanabiliyorlar. Ya örneğin sağlık sisteminden yararlanabiliyorlar. Efendim eğitim hakkından yararlanabiliyorlar. Eğer çalışma izni alabilmişlerse, ki onun için de iş yerinin müracaatta bulunması gerekiyor ve tabii kayıtlı olduğu ilde bulunması gerekiyor, çalışma hakkına da erişebiliyorlar. Ama özellikle bu çalışma hakkı konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Çünkü mültecilerin ve göçmenlerin ezici çoğunluğu yine informal sektörde çalışıyor, sigortasız olarak çalışıyorlar ve çalışma izni olmadan çalışıyorlar. Bu da çok yoğun bir emek sömürüsünün önüne açıyor ne yazık ki. Evet, peki biz şimdi Van'a dönelim. Van'daki son mülteci teknesinin batışıyla beraber gözler Van'a döndü ve orada çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Her gün ilk haber çıktığında 16
tek sayılarla başladı. Sonra çift sayıları, sonra üçlü rakamları derken en son 60'a kadar ulaştı herhalde Van'dan çıkan ceset sayısı. Ve çocuklar morglarda duruyorlar. Aileler gelip alsın diye gelen giden de olmuyor. Ve kimsesizler mezarlığına devrediliyorlar ve üzerinde sadece rakamlar var. Biraz bize Van gözlemlerinizi aktarır mısınız? Ya şimdi ben Van'da bulunmadım ama hem oradaki STK'lardan öğrendiğimiz kadarıyla hem de basından öğrendiğimiz kadarıyla çok büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Ve yani 60 kişi hayatını kaybetti. Çoluk çocuk, gençler hayatını kaybetti ve çok derin bir sessizlik, ne yazık ki çok derin bir sessizlik var Türkiye toplumunda. Sosyal medyada dahi, yani zaten şeyi tartışmak istemiyorum. Yani mevcut ana akım medyayı, olmayan ana akım medyayı tartışmak istemiyorum. O zaten şey dışında kaldı. Mevzu bahis dışında kaldı. Ancak sosyal medyada dahi duyarlı kesimlerin yeterince seferber olmadığını ne yazık ki gözlemleyebiliyoruz. Yani bu mülteciler ve göçmenler konusunda anlaşılan Türkiye'nin ilerici kesimlerinin, demokrat kesimlerinin, solcuların, sosyalistlerin de çok daha nasıl diyelim, açık fikirli olmaya ihtiyacı var. Çok daha duyarlı olmaya ihtiyacımız var genel olarak. Çünkü yani 60 kişinin öldüğü bir insanlık dramından bahsediyoruz ve neredeyse hiç olmamış gibi bir sessizlik söz konusu. Evet. Peki sizce bu son faciadan sonra artık Van Gölü'nü tekneyle geçme konusunda mülteciler, yine kaçak göçmenler daha doğrusu, yine aynı yolları denemeye devam ederler mi, yoksa bir süre bu durulabilir mi? Yani düzensiz göçmenler yani bu vakalardan öğreniyorlar. Kendi ağları var, dayanışma ağları var. Özellikle sosyal medyayı çok yoğun olarak kullanıyorlar. Yani bu şeyler değişecektir. Yani bu güzergahlar değişir. Konjonktürel olarak değişir. Örneğin işte Van Gölü çevresinde güvenlik önlemleri artırılırsa veya başka yerlerde, başka kullandıkları güzergahlarda çok daha esnek bir şekilde hemen farklı yollar deniyorlar. Ve yayının başında da söylediğim gibi bu onlar için bir umuda yolculuk. Ve bu umuda yolculuk sırasında umuda ulaşmalarının önüne geçecek her türlü engeli de aşma azim ve iradesine sahipler. Bunu da aklımızın bir tarafında bulunduralım. Evet. Peki şimdi dünya Mart ayından bu yana, biz Türkiye'de böyle, dünya ise 2019'un sonundan itibaren büyük bir salgın hastalıkla yüz yüze karşı karşıya kaldı. Sosyal güvenlik ağlarına dahil olanlar bile yeterli sağlık hizmeti alamadılar. Hem dünyada hem de Türkiye'de. Bu göçmenler ise bunun epeyce dışındalar. Bu konuyla ilgili olarak, yani COVID-19'la mülteciler arasında sağlık hizmeti ne gibi sonuçlar doğurdu? Daha doğrusu sağlık hizmetsizliği. Şimdi şöyle söyleyelim. Dünyanın her yerinde bu pandemiden en çok etkilenenler dezavantajlı gruplar. Yani o ülkedeki nüfusun en altında olanlar. Yoksullar, dışlananlar, göçmenler, mülteciler bu pandemiden en fazla etkilenen gruplar oldular. Türkiye'de mülteci nüfusun bu pandemiden nasıl etkilendiğine dair bir veri ne yazık ki elimizde, sağlıklı bir veri ne yazık ki elimizde yok. Yani Sağlık Bakanlığı
mülteciliğe ilişkin bir veri yayınlamadı. Sivil toplumda da paylaşmadı. Dolayısıyla orada bir muamma söz konusu. Biz bilmiyoruz. Yani mülteciler arasından kaç kişi COVID pozitifti, kaç kişi hayatını kaybetti bilmiyoruz. Ancak toplumun en altındakilerden bahsediyoruz. Aynı zamanda özellikle informal sektörde çalıştıkları için ve koruma ekipmanlarına erişimlerinde de ciddi sıkıntı olduğu için aynı zamanda bir halk sağlığı sorunundan bahsediyoruz Türkiye açısından. Şimdi göçmenlerin, mültecilerin sağlık hakkına erişiminde çok ciddi sorunlar yaşanıyordu. Pandemi öncesinde de ciddi sorunlar yaşanıyordu. Pandeminin patlak vermesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın koşulsuz olarak eğer bir COVID pozitif durumu varsa, riski varsa sağlık hakkına erişimlerini sağladığını, bir yönetmelikle sağladığını biliyoruz. Bu olumlu bir gelişmeydi. Ancak sağlık hakkına erişimde dediğim gibi bu şey öncesinde, pandemi öncesinde de çok ciddi sıkıntılar yaşanıyordu ve kamu hastanelerinin, polikliniklerinin hizmet verememesi zaten bu hakka ulaşamayan mültecilerin sağlık sorunlarını ağırlaştırdı. Çünkü bu insanların imkanları son derece kısıtlı. Yani Türkiye'li vatandaşlar farklı networkleri kullanarak, yani yoksul olsalar dahi sağlık hakkına erişebilirken mültecilerin elinde bu imkanlar yok. Dil bariyeri çok önemli bir şey olmaya devam ediyor, engel olmaya devam ediyor sağlık hakkına erişim konusunda. Ve pandemiden en zararlı, en fazla zarar gören toplumsal kesimlerden birisinin mülteciler ve göçmenler olduğunu bu bağlamda söyleyebiliriz. Evet. Şimdi ekrana sürekli Yunanistan'ın Edirne sınırı geliyor. Türkiye bu salgın dönemi öncesinde Avrupa'ya karşı bir hamle yaptı, tırnak içinde hamle, ve şey dedi, o eğer dedi bize dedi yeterli, onu da çağır yayına lütfen. Şeyden yayınlarda çocuklarımız da yer alıyor zaman zaman, evet, güzel de oluyorlar. Yeter ki bizden yayına engel olmasınlar, olmuyorlardı zaten. Şimdi bu Yunanistan sınırına dayanan göçmenler özellikle ağırladı Suriyelilerdi galiba. Onların içinde de yarıdan fazlası. Yok, değildi değil mi? %5 ila %10 civarı Suriyeli. Suriyeliler zındıktaydı. Evet. Sonra oraya dayandılar, bıraktılar ve hastalık çıktı. İçişleri Bakanı da gitti, söyledi. Bir takım rakamlar verdi, o kadar geçti diye. Halbuki o kadarın geçmediğini Yunan resmi kaynakları açıkladılar. Yani 200 falan gibi bir sayı. Bizimkiler ise binlerle ifade ettiler. Evet. Onlar sonra ne oldu orada? Biz çünkü herkes kendi derdine düştü ve gazetelerde haberleri bile çıkmadı Yunan sınırına yığılan mültecilerin durumuyla ilgili. Yani onlar pazarlık masasında bir koz oldular ne yazık ki. Yani Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki pazarlık masasının kozları oldular. Orada kamp yapan göçmenler bir süre sonra otobüslere dolduruldular. Otobüslerle Türkiye'nin farklı yerlerindeki geri gönderme merkezlerine yollandılar ve oralardan da serbest bırakıldılar. Yani evet. Gidin dediler. Gidin. Yani gidin. Yani Türkiye içerisindeler şu anda. Büyük bir çoğunluğu Türkiye içerisinde. Ancak bu insanlar yani bir umutla evlerini boşaltmışlardı, işlerinden ayrılmışlardı. Zaten
geçici işlerde çalışıyorlar. Yani bulabildikleri işlerden ayrılmışlardı. Sınır açıldı diye, çünkü orada insanlarla konuştuğum için söyleyebilirim bunu. Sınır açıldı, biz gideceğiz diyorlardı. Ancak yine bir sükutu hayale uğradılar. İşte dediğim gibi oradan otobüslerle alındılar. Geri gönderme merkezlerine, Türkiye'nin farklı illerindeki geri gönderme merkezlerine bir süre tutulduktan sonra da serbest bırakıldılar. Nereye giderseniz gidin dediler. Ve bunlar şöyle söyleyeyim, kayıtsız göçmenler. Evet. Son 5 dakikamızdayız. Önerileriniz var mı acaba? Yapılması gerekenler nelerdir? Yani önerilerim birincisi hükümete önerim. Özellikle yani mülteci statüsünün insanlara tanınması. Yani 1951 Cenevre Sözleşmesi'ndeki o çekincenin kaldırılması. Çünkü statü sahibi olurlarsa bu insanlar, Türkiye'de bulunan mülteci ve göçmenler, yani koruma kapsamındaki, geçici ve uluslararası koruma kapsamındaki mülteciler, kendilerini çok daha güvende hissedecekler, bir gelecek bina edebilecekler, her türlü hakka erişebilecekler. Bu manada bu statünün, bu hakkın tanınması gerekir diye ben düşünüyorum. Yani insan hakları, evrensel insan hakları gereğince. Aynı zamanda sosyal politikalar anlamında çok ciddi bir şeye ihtiyaç var. Bir aksiyon planına ihtiyaç var. Yeterli gelmiyor. Ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Bu mülteci ve göçmenlerin Türkiye'de yerli nüfusla bir arada barış içerisinde yaşayabilmesinin şartlarının oluşturulması gerekiyor ve tabii ki burada en önemli payda kamuya düşüyor. Yani merkezi idareye ve yerel idareye düşüyor buradaki en önemli rol. Tabii sivil toplum kuruluşları da burada bir yer kaplayacaklardır ama sivil toplum kuruluşları, STK'lar, yerel idareler ve merkezi idarenin ortaklığında bir aksiyon planına, acil eylem planına ihtiyaç var. Bir diğer husus tabii toplumun çok daha bilinçli olması gerekiyor. Mülteciler ve göçmenler konusunda daha fazla hassasiyet göstermesi gerekiyor. Farkındalık çalışmalarının artırılması gerekiyor. Bu meyanda ilerici kesimlere ciddi bir rol düşüyor. Özellikle medyanın, sizin gibi kuruluşların bu mesele konusunda daha fazla yayın yapmasını ben istiyorum. Yani yapıyorsunuz da zaten. Ancak bunların yaygınlaşması, çoğalması gerekir diye düşünüyorum. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz ben değerli bilgiler ederim. Nedeniyle. Daha sonra bu YouTube'da da tekrarlanacak. Daha çoğu böyle oluyor. Çoğaltarak devam ediyoruz. Peki tekrar teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Sevgili izleyiciler, Erhan Kereşoğlu akademisyen, Göçmen Dayanışma Derneği koordinatörü olarak Van'dan başlayarak Kuzey Avrupa ülkelerine kadar mültecilerle ilgili çok değerli bilgileri bizlerle paylaştı. Şimdi biz Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da Sibel Hürtaş var. Ankara'nın acaba siyasetin nabız atışı düştü mü diye soracağız. Çünkü meclis kapandı. 1 Ekim'e kadar kapalı kalacak. Günaydın Sibel. Günaydın Azim Akman, iyi yayınlar. Evet, nabız düştü, hem bayram dediğiniz gibi hem de 1 Ekim'e kadar meclis tatil edildi. Ama nasıl o nabız düştü? Dün, daha doğrusu bu sabaha karşı saat 7'de sosyal medya yasağı kabul edildi. Yasağı diyoruz, yasası demiyoruz. Sosyal medyaya ilişkin bir dizi sınırlama getiriyor bu yasa.
Görüşme usulüne ilişkin itirazlar var. Bu sosyal medyaya ilişkin düzenleme Adalet Komisyonu'nda görüşüldü ve Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Biz sadece hukuki tarafının tartışmalarını gördük. Ama genel kurul tartışmalarında gördük ki işin daha çok teknolojik boyutu var. Sanayi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülmesi gerekiyordu aynı zamanda teklifin. Ancak hem bayrama hem tatile yetiştirilsin diye alelacele görüşüldü ve genel kurulda büyük bir bölümünün, teknik bölümünün eksik bırakıldığını gördük. Muhalefetin de teknik boyutuna ilişkin sorduğu soruların hiçbirine yanıt gelmedi iktidardan. Ne olacak şimdi? Bu yasayla Türkiye sosyal sağlayıcılarına her ülkenin kaydını ayrı tutuyormuş gibi Türkiye'nin de kaydını ayrı tutması talebinde bulunuyor. Ancak bunun teknik olarak mümkün olmadığı ifade ediliyor. Bunun dışında sosyal medya ağları Türkiye'de birer temsilci bulunduracak. Ama en önemlisi arşivin siliniyor olması, Türkiye'nin dijital sosyal hafızası yok olacak. Dijital siyasi hafızası yok olacak ve neye göre yok olacak? Acaba iktidar kendi aleyhindeki haberleri yok edip başkalarının aleyhindeki haberleri orada tutacak mı? Rakiplerinin aleyhindeki haberleri orada tutacak mı? Tartışmalı bir yasa. Hakimlerin eli genişliyor. Sadece erişim engellemesi değil. Bundan böyle içerik çıkarmada da yetkileri olabilecek başvuru üzerine böyle bir yasa kabul edildi. Önümüzdeki günlerde de yürürlüğe girecek. CHP'den tepki var, ana muhalefetten tepki var. Yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklar. Sizin de söylediğiniz gibi meclis 1 Ekim'e kadar tatil ama siyasette tartışmalar sürüyor. Nazım Akman takip edeceğiz bugün. Söz yeniden size bırakalım. Peki bir şey soracağım. Bu yasa resmi gazetede yayınlandı mı? Cumhurbaşkanı imzaladı mı? Yani gece geç çıktı yasa ama sosyal medya yasağı. Sabah 7'de. 7'de çıktı henüz. Ben daha resmi gazetede görmedim. Saat 7'de kabul edildi. Bu sabah 7'de kabul edildi genel kuruldan. Evet. 3 saat peki, oldu. Çok, evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'da Bahar Kılıçgedik var. Bakalım bölgeden bize neler aktaracak bugün Bahar. Günaydın Bahar. Merhabalar. Evet, Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Üst düzey yöneticilerin gözaltına alındığı bilgisi var, 14 kişinin. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 15 üst düzey yönetici gözaltına alındı. Resmi bir açıklama yok, soruşturmada gizlilik kararı olduğu belirtiliyor. Hangi gerekçelerle gözaltılar yapıldı? Yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kayırma, zimmet gibi iddialar, suçlamalarla bir operasyon yapılmış durumda. 19 Ağustos 2019 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci kez kayyum olarak atanmıştı Mustafa Yaman ve görevden alındı. Yerine başka bir kayyum atandı ve ardından soruşturma geldi. Bunun detaylarına bakacağız. Bunun dışında Dersim'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada Doku ailesi şüpheli Zeynel Abarakov'un tutuklanmasını talep etti. Soruşturma dosyasında yeni bilirkişi raporları gelmişti. Yeni deliller ışığında bu talepte bulundular. Ancak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı bu talebi reddetti. Bugün gün içerisinde avukattan da bu konuya ilişkin yorumlar alacağız. Diyarbakır Sağlık Platformu kentteki koronavirüs vakalarına ilişkin güncel bilgileri paylaşacak.
Diyarbakır Tabip Odası'nda saat 12.30'da bir basın toplantısı düzenlenecek. Bunun dışında Diyarbakır'da ve bölge kentlerinde kavurucu bir güneş var. Biraz serinleyeceğiz gibi gözüküyor. Sağanak yağış uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde sağanak yağışın ve kuvvetli rüzgarın beklendiğini duyurdu. Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak, Ağrı'da rüzgarın 40 ila 70 kilometre hızında olması öngörülüyor Nazım Akman. Peki, çok çok teşekkürler Bahar Kılıçgedik. Sevgili izleyiciler, biz son bölümü de Diyarbakır'la tamamlamış olduk. Kısa bir ara değil, artık programın sonuna geldik. Birazdan Musa Özoğlu karşınızda olacak. Biz yarın sabah saat 7'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyoruz.